Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için dünyanın 4 kameralı ilk cep telefonu olan Samsung Galaxy A9 incelemesi yapıyoruz. Gelin bu telefonun özelliklerine hep beraber bakalım. Geçtiğimiz günlerde katıldığımız bir etkinlikte Samsung Galaxy A9'un özelliklerine göz atmıştık. Hatta bizi Şile'de bir yere götürmüşler ve orada böyle bir gün boyunca işte arazide özel araçlarla offroad yaparak telefonun hem video hem de fotoğraf performansı ile ilgili bazı görüşlerimizi sizinle paylaşmıştık. Hatta biz bununla ilgili bir de galeri hazırladık. O galeriye de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tabii bu aradan geçen zamanda telefonu kullandık, özelliklerini değerlendirdik ve sizlerle karşınıza bir video incelemeyle çıkıyoruz. Telefonun her zaman yaptığımız gibi biraz hızlı olmak kaydıyla genel özelliklerinden ve görünüşünden biraz bahsetmek istiyorum. Standart bir aslında Samsung telefonu var karşımızda. Çerçevesi çok fazla ince değil. Özellikle yanlarda epey ince olmakla beraber üst kısımları biraz kalın. Son dönemde gördüğümüz telefonlarda aslında çok daha incelen bir yapı vardı. Ama çentikli bir yapısı olmadığı için özellikle üstte ve altta çerçeve kalınlığının biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu arada telefonun ekran gövde oranı ise %80.5 gibi birazcık yüksek bir değer söyleyeyim. Genelde artık 90'a yaklaşıyor, 85 oluyor. Bunun dışında baktığımızda telefonun 3.5 mm'lik çıkışımız, kulaklık çıkışımız mevcut ki ben bunu çok seviyorum kişisel olarak. Aynı zamanda USB Type-C bağlantımız da var. USB Type-C kulaklıkta kullanmayı pek sevmiyorum. O yüzden kulaklık çıkışının haricinde 3.5 mm verilmesi güzel olmuş. Telefonun arka yüzüne geçtiğimizde ise 4 kamerayı burada görüyoruz. Hemen şöyle ekranda da şöyle tutarak göstereyim size. Detaylarda da vereceğiz zaten bunu. Bu 4 kameranın özelliklerine birazdan değineceğim için burada kısaca geçiyorum. Hemen 4 kameranın altında bir LED lambamız bulunuyor. Yine parmak izi okuyucumuz da telefonun arka kısmında konumlandırmış. Telefon teknik özelliklerine bakacak olsak karşımızda 6.3 inçlik 1080x2220 piksellik Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Burada birazcık bir mola vermek istiyorum çünkü bu AMOLED ekran gerçekten başarılı olmuş. Yani telefonun diğer özelliklerine kıyasladığımız zaman AMOLED ekranı çok daha iyi ve parlak ve keskin görüntü verdiğini söyleyeyim. Bu taraf gerçekten hoşumuza gitti. Beğendiğim bir tarafı bu ekranı oldu. Az önce detaylarda bahsettiğim %80.5 ekran gövde oranımız mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisini kullanıyor. İşte burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Neden? Bu bir önceki nesil orta seviye işlemci. Şu anda 710 kullanılıyor piyasada özellikle yeni modellerde. 660 birazcık eski nesil bir işlemci. O yüzden biraz daha yeni bir işlemci aslında görmek istiyordu insanlar. Genelde bu telefonla ilgili yapılan en büyük eleştiri bu donanıma, bu işlemcinin pek olmadığı yönünde. Birazdan onun detaylarında deneyeceğim. 6-8 GB RAM seçeneği var ama bize gönderilen sürüm 6 GB RAM'e sahip ki RAM'in yüksek olması da özellikle performansın daha iyi olmasını sağlıyor. Onu da belirtmiş olalım. 128 GB depolamamız var. Yine bu depolamayı da microSD bellek kartıyla ki SIM kart yuvasına entegre edilmiş bir microSD bellek kartı yuvamız var. Arttırabiliyorsunuz. Az önce fiziksel özelliklerde birazcık bahsettim ama 4 kameramız var. Bu kameradan bir tanesi 24 megapiksellik ana kameramız, bir tanesi 10 megapiksellik telefoto, diğeri 8 megapiksellik ultra geniş açı ve en son kameramız ise 5 megapiksellik alan derinliği kamerası oluyor. Ön kameramız ise 24 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameranın video çekim özelliklerine baktığımızda 4K 30 FPS'yi görüyoruz. Ön kamerada ise Full HD video kayıt yapabildiğini söyleyelim. İşte Wi-Fi, GPS vesaire gibi teknolojiler mevcut. Wi-Fi tarafına baktığımızda AB, GN, AC desteği var. Parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. 3800 mAh'lik de pil var.
Şimdi gelelim telefonun kullanım özelliklerine. Az önce birazcık bahsettim, özellikle ekran tarafında. Çok güzel bir ekranı var. Yani telefona bakarken böyle gözünüzü alamıyorsunuz. Neden? AMOLED ekran kullanılmış. Çözünürlük de yüksek. Nispeten yüksek yani böyle bir telefona göre. Bu da özellikle kullanım zevkini arttırıyor. Onu baştan söylemiş olayım. Kullanırken böyle hani ekran böyle canlı, parlak, böyle akıyor tabiri caizse. Performans anlamında sıkıntısı var mı? Az önce bahsettik malum işlemci biraz eski nesil bir işlemci. Yok. Ancak şöyle bir sorun var tabii haliyle. Oyunlarda eğer yüksek çözünürlük istiyorsanız telefon bu anlamda size yeteri kadar imkan vermeyebiliyor. Yani bu telefonun kullanılan işlemcisinin gücüne baktığımızda zaten çok yüksek çözünürlük üzerine tasarlanmadığını görüyoruz. Ve doğal olarak da aldığımız sonuçlar da bu şekilde oldu. Çok yüksek bir performans sunmuyor. Ha, oynatıyor mu birçok oyunu? Evet, oynatıyor. Birçok yani herhangi bir performans sıkıntısı var mı? Elbette oyunlar yüksek çözünürlük veremiyor ama normal kullanımdaki hani uygulamaları yüklemek, uygulamalar arasında geçiş yapmak, programları kullanmak bir sıkıntı olmuyor. Ancak dediğim gibi oyunlarda yüksek çözünürlük arıyorsanız vesaire birazcık sıkıntı olabiliyor zaman zaman bu da. Böyle bir beklentiniz varsa A9'un sizin için çok uygun olmadığını söyleyebilirim ama bunun dışında performansla ilgili bir sıkıntısı yok. Hatta biz her zaman yaptığımız gibi sentetik testler de yaptık. Bu testlerde bakacak olursak karşımıza AnTuTu'da 139.862 gibi bir rakam çıkıyor. Geekbench'teki single core rakamımız 1616 iken multi core rakamımız da 5866. Böyle bir donanım için normal rakamlar bunlar ama tabii ki söylediğim gibi yani böyle bir telefon aldığınızda ister istemez beklentiniz bir tık yüksek olabiliyor. O da fiyattan dolayı, onu da biraz sonra değineceğim. Gelelim telefonun en iddialı taraflarından bir tanesi olan kameraya. Şimdi bu telefon özellikle kamerasıyla öne çıkıyor. Dünyanın 4 kameralı ilk telefonu. Az önce de bunu videonun başında da söyledik. Her tarafında da belirtiyoruz zaten. Zaten Samsung'un da böyle bir iddiası var. Kamera performansını epeydir ben kullanıyorum. 3 kameralı Mate 20 Pro'da hatta karşılaştırdığımız bir videomuz da var. Donanım olarak aynı seviyede olmasa da kamera özellikleri olarak karşılaştırılabilecek bir seviyede ikisi de. Hatta öyle bir video çektik, onu da kartlardan şimdi çıkartırım size. Bu kameralar bize bir geniş açı, bir tane 2x optik zoom verebiliyor bir tanesi. Bir tanesi alan derinliği için, bir tanesi de ana kamera olarak kullanılıyor. Birçok şekilde kullandım ben. Zaman zaman modlar arasında geçişte sıkıntı olabiliyor. Ufak tefek takılmalar yaşadığım oldu açık söylemek gerekirse. Arayüzden kaynaklandığını düşünüyorum muhtemelen ama genel olarak baktığımızda hani pek sorunsuz bir kamera deneyimi var mı? Evet var. Zoom girebiliyorsunuz konuya. 2x olarak, optik olarak tarafından bahsediyorum tabii. Aynı zamanda geniş açıda özelliği sunuyor. Ve fena bir kamerası yok bu arada, öyle söyleyeyim. Ama muhtemelen hani donanımdan kaynaklanan, bir eski nesil donanım altyapısını kullanmasından kaynaklanan zaman zaman takıldığı yerler olduğunu gördük. Gündüz çekimlerinde veya ışığın iyi olduğu yerlerde sorun yok ama gece çekimlerinde, ki örnek videoları ve fotoğrafları yine bu videonun içine size paylaşacağım. Ayrıca bu cep telefonu çekilmiş örnek fotoğrafları da yine bir galeri olarak bu videonun altındaki açıklamalar kısmında göreceksiniz. Fotoğraf kalitesi yeterli ama gece çekimlerinde bir parça çok iyi performans vermeyebiliyor. Yani o tarafta birazcık eksik kaldığı tarafları var. Onu söyleyeyim. 4 kameralı olması iyi olmuş bence. Ben beğendim şahsen 4 kamerayı. Çünkü eleştirenler de çok oldu. Görüyorum piyasada, sektörde. Ancak ben kameraların performansını genel olarak beğendim. Kameranın hem videosu da fena değil. Yani çok ultra iddialı bir videosu değil ama videosu yok ama genel olarak da başarılı olduğunu söyleyeyim. Zaten arayüz vesaire daha önce Samsung telefonlarda karşılaştığımız işte canlı odak özelliği var. Görsel zeka özelliği var. İşte güzellik modumuz var. Pro dediğimiz yani profesyonel modumuz var. Panorama modumuz gibi daha önceki hani Samsung işte S9'da, S9 Plus'ta, Note 9'da gördüğümüz özellikler var. Ultra ağır çekim var. Hatta ben çok enteresan da bir video çektim onunla. O bize davet ettikleri etkinlikte, onu da şimdi birazdan paylaşırım ekranda. İşte hiper geçiş, ağır çekim gibi çeşitli fonksiyonlar da yine telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Ben kamerasını beğendim. İşte ayar emoji özelliği var. O da çok hani biliyorsunuz, bilmeyenler için de tekrar hatırlatayım. Kendi fotoğrafınızı bir emojiye çeviriyor. Ondan çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle bir fonksiyonu da var. Ben genel olarak kamerayı beğendim. Herkese merhaba. Şimdi Samsung Galaxy A9'un ön kamerasıyla çektiğimiz bir video izliyorsunuz. Güneşli bir İstanbul. Ocak ayının son günlerindeyiz. Çok güzel güneşli bir hava var. Ön kameranın ses kalitesi ve görüntü kalitesi bu şekilde. Herkese merhaba. Şu anda Samsung Galaxy A9'un arka kamerasıyla çektiğimiz videoyu izliyorsunuz. Güneşli bir havada, şu anda gölge bir yerde yürüyorum ben.
Gayet de başarılı bir kamerası var. Arka kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Ses vesaire de yine kameranın kendi mikrofonuna kaydediyoruz. Telefonun pil tarafına gelecek olursak, telefonda 3800 mAh'lik bir pil kullanılıyor. Bu pille ortalama bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz. Hatta böyle çok aşırı yoğun kullanmıyorsanız yani 1,5 günü bile görmeniz mümkün. Biz tabii böyle kullanım deneyim testlerinden ötesinde bir de sintetik testler de yapıyoruz. PCMag zaten bu konuda özellikle referans noktalarımızdan bir tanesi. PCMag batarya testi yaptık. Bu testte aldığımız sonuç 8 saat 1 dakika çıktı. Ortalamanın bir tık üzerinde, yani çok ortalamanın çok çok üstünde değil. 10 saati 11 saati gören telefonlar da test çıkmıştı buradan. Ortalamanın bir tık üzerinde ama biz deneyimlerimize bakarak konuşacak olursak bir günü çok rahat bir şekilde görüyorsunuz ki zaten normalde artık telefonlar genelde bu şekilde tasarlanmış oluyor ve bir günü çok rahat bir şekilde geçirebiliyoruz. Gelelim incelemenin belki de en önemli taraflarından bir tanesi olan fiyat kısmına. Şimdi telefonun fiyatı 4000 lira civarında. 4200'den 200 gibi bir tavan fiyatımız var ama piyasada farklı rakamlarda 4000 liraya kadar, 3700'e 3800'e kadar bulabiliyorsunuz. Bu telefonun en çok eleştirilen tarafı fiyatı oldu arkadaşlar. Bu donanıma göre tamam kamerası çok iyi ancak bu donanım birazcık eski nesil olduğu için ama RAM'i çok iyi, depolaması çok yüksek. Tamam bunlara kimsenin lafı yok ama kullanılan işlemci 660 serisi birazcık eski nesil kaldığı için eleştirilere konu olmuştu. Bence haklı bir eleştiri bu. Bu donanıma göre, tamam kameralar süper ona lafımız yok ama bu donanıma göre fiyat birazcık yukarıda kalmış durumda. Yani Samsung muhtemelen 4 kameralı dünyanın ilk telefonunu yapmak için acele ettiğinden dolayı böyle bir donanıma uygun görmüş bu kameraları ama mesela daha üst düzey bir modelde bu karşımıza çıksaydı belki o zaman yadırganmazdı. Yani tabii ki o zaman da fiyatı 4000 lira olmayacaktı. Bunu da kabul etmek lazım ama daha yüksek bir donanımla bu kameraların daha iyi çalışacağını, daha verimli çalışacağını, algoritmalarında daha iyi çalışacağını düşünüyorum ben. Bu kameraları, bu donanımı çalıştırmak için epey uğraşmış Samsung. Bunu takdir ediyorum. Ancak uğraşınca da ortaya çıkan sonuç birazcık orantısız bir sonuç olmuş. Böyle bir eleştiri getirmekte de fayda var. Çünkü 4000 lira verdiğiniz zaman hani biraz daha zorlasanız işte 5000 liraya Huawei P20 Pro var. Samsung'un kendi tarafında da S9 Plus biraz zorlarsanız buraları da bu fiyatlara da 4200'ü 4500'ü alabiliyorsunuz. O bakımdan bence fiyat biraz yukarıda kalmış. Zaten yapılan eleştirilerin temelinde de bu yatıyordu. Belki daha uygun bir fiyat olsa ya da daha yüksek bir donanımla 5000 lira gibi bir rakamdan çıksaydı bu telefon belki ilgi çekebilirdi ama o zaman da diğer modellerle çok ciddi bir rekabet etmiş olurdu. Bu da kafa karıştıran bir noktada olmuş. Telefon kötü mü? Değil ama hani sunduğu total deneyime baktığınızda bu fiyatın biraz yüksekte kaldığını söyleyebilirim. Evet, örnek fotoğraflı, örnek videolu kişisel yorumlarımızı ve deneyimlerimizi içeren bir Samsung Galaxy A9 videosunun daha sonuna geldik. Unutmayın ki bu telefon dünyanın 4 kameralı ilk telefonuydu. Biz de deneyimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz, yorumlarınız varsa bu videonun altına yazmanızı rica ediyorum. YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.